Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli divan, bizi izleyen tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. 2023 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde söz aldım. Şimdi değerli vatandaşlarım, ben bakana sormak istiyorum. 2023 yılında bu bütçeyi yaparken acaba vatandaşın lehine ne var? Ben baktım, okudum, inceledim ve de maalesef vatandaşın lehine değil, vatandaşı soyduran bir bütçe var 2023 yılı. Peki nasıl? Hemen anlatayım. İlk önce ilim olan Uşak'tan bahsediyorum. Maalesef 3 yıldır Uşak Havalimanı kapalı. Niye kapalı? Zafer Havalimanı için. Zafer Havalimanı'na 1 milyon 300 bin yolcu garantisi verildi ama kimse uçmuyor. Bu yıl yine baktık, 100 bine yakın bir geçiş var ama verilen garanti 13 katı. Yine tutmadı. Sayın Bakan, kendi değeri 50 milyon euro olan bu havalanını kapatın, Uşak Havalimanı'nı açın, bir an önce Uşakları rahata kavuşturun, İstanbul bağlantısını koparmayın. Bu birincisi. Yani Uşaklı'yı ilgilendiren bütçe yok burada. Uşaklı'nın avantajlı bir bütçe yok. Bunun yanında Sayın Bakan, sigorta sorunu. Bakın, şimdi bir araç alsanız aracınızı yaptıracak olduğunuz kompanya, yani firma bulamıyorsunuz. Çünkü sizlere uyardık. Yabancıların eline tüm sigorta firmaları geçti. Maalesef sigorta yaptıracak firma kalmadı. Bugün Sayın Bakan, tekrar söylüyorum, burada her şey belli. Bugün itibarıyla bir araç alan bir vatandaş trafik sigortasına 4.915 TL ödeyecek. Eğer bir de kaza yapmışsa, 5. basamağa gelirse 14.745 TL Sayın Bakan. Yani siz vatandaşa Doğan görünümlü Şahin'i bile çok gördünüz. Sayın Bakan, siz bir vatandaşa Doğan görünümlü Şahin'i bile çok gördünüz. Çünkü vatandaş artık o aracına sigorta yaptıramıyor. Bunun yanında ben bu bütçede vatandaş yok diyorum. Bakın Sayın Bakan, ehliyet affı istiyoruz. Ulaşım sektöründeki tüm vatandaşlarımızın bir şekilde ehliyetini kaybeden vatandaşlarımız var. Sayısı 1 milyona yakın. Bu 1 milyon vatandaşımızın bütçesi için, 2023 yılı bütçesi için ehliyet affını sizden hem yazılı hem de buradan sözlü olaraktan tekrar talep ediyorum. Ehliyet affını getirin. Bunun yanında profesyonel nakliyecimizin, tüm şoförler adına konuşuyorum. 2023 yılında şoförlere yine bir şey yok. Mazot desteği yok, vermiyorsunuz. Ama bundan da bir kalem daha var. UTDS veri bildirimi. 31.12.2023'e kadar ertelenen veri bildirimini kaldırın. Şoför kardeşlerim veri bildirimini kesinlikle istemiyorlar. Avrupa'da uygulanmayan, siz nereden buldunuz ucuza bir sistemi getirdiniz? Burada uygulanmayacak olan bu sistemi de kaldırın. Bunun yanında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir müjdesi vardı. Buradan onu tekrarlıyorum. Sizler yapamadınız ama biz yapacağız iktidarımızda. Bir aile ilk aracı olan 1600 motora kadar olan bir aracı göreceksiniz iktidarımızda, sıfır ÖTV ile ilk arabasını bir vatandaşımıza biz kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan bizler yapacağız bunu. Değerli vatandaşlarımız, bakın bir konu daha var. Avrupa'da uygulanan ama Türkiye'de siz maalesef her şey para diye baktınız. 2023 yılında da milleti soymak için hala devam ediyorsunuz. Elektrikli araçlar. Bugün 160 kW'a kadar olan 700 bin TL'ye geçmeyen o elektrikli otomobillere %10 ÖTV uyguluyorsunuz. Bunun yanında genelde bu şekilde 160 kW ve de 700 bini geçtiği için %60 ÖTV alıyorsunuz. Sayın Bakan, Avrupa'da elektrikli otomobil alana destek veriliyor, siz köstek oluyorsunuz. Ya bunun neresi adalet? Ama bu da bitecek. Allah'ın izniyle seneye iktidar olduğumuzda elektrikli otomobillerdeki ÖTV'yi kaldıracağız. Daha destek verilecek. Yeşil iklim diyorsunuz, hava kirliliği diyorsunuz ama çözümü değil, siz hala köstek oluyorsunuz. Bunun yanında ben özellikle Karadeniz vekilleri arkadaşlarımın isteği üzerine de bunu söylemek istiyorum. Samsun Sat Karadeniz Demiryolu hatta. 3 yıl oldu ihalesi biteli. Hani nerede? Bir kazma yok. Proje bitti. Her şey tamam. Ama sadece iki şeritli koca sahil yolunda millet trafikten illallah diyor. Ama siz hala yaptık yaptık diyorsunuz. Ama 3 yıldır Samsun Sarp Demiryolu hattına bir kazma bile vurmadınız. Bunu da tüm Karadenizli vatandaşlarım adına özellikle belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, bakın bir sorun daha var. Bizim bugün sokaktaki, buradaki her birey bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımıza verilen en azından bir araç almasıyla alakalı. Buyurun.
450.000 TL destek verilmesi gerekiyor. Ama veriliyor pardon. Ama 450.000 TL araç kalmadı. Onun için engelli vatandaşlarımıza ÖTV'siz verilen miktar 1 milyona artırılmalı. Evet, son olaraktan. Bakın Sayın Bakan, bu bir vatandaş. Sokaktaki bir vatandaş. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor? Siz de bakın, ben tekrar söylüyorum. Vatandaş soruyor. Son varış noktası Mersin limanı olan 5 ton kokainin alıcısı kim? Vatandaş soruyor. Kocaeli'de yakalanan 500 kilo kokainin alıcısı kim? Vatandaş soruyor. Erzurum'da yakalanan 840 kilo eroinin alıcısı kim? Her ay 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili kim? Eğer siz bunları açıklamazsanız, siz Savunma Bakanı, siz Ulaştırma Bakanı ve de özellikle de İçişleri Bakanı, hepiniz zanlısınız. Eğer siz bunları açıklamazsanız hepiniz zanlısınız. İşte burada. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.